olmak bütün zorluklara rağmen işin içerisinden çıkamadığınız hayata hayallerinize ve en önemlisi de kendinize gülümsemeyi asla unutmayın. Kon TV ekranlarından sevgi ve muhabbetlerle hepinize merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Kadın olmak dedik ve programımıza başladık. Yaşam bir tarafımızdan hızla akıp giderken kadın hayata tutunmaya, yaşamaya ve mücadele etmeye devam ediyor. İşte biz de bu hayata tutunan özel kadınların güzel hikayelerini ve başarı öykülerini ekranlarınıza getireceğiz. Hep birlikte bunları sizlerle paylaşacağız. Evet, bugün Mutlu Gün Şekercisi Kokoş'tayız ve Gülsüm Gökçil hanımefendi bizlerle birlikte hayal ettiği hedeflerine nasıl ulaştığını ve o yollardan nasıl geçtiğini, zorlukları, kolaylıkları, hedefe ulaşırken yaşadıklarını bizimle paylaşacak. Siz de keyifli bir sohbete ortak olmak istiyorsanız hoş geldiniz. Gülsüm Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Tabii ki konuşacağız yaptıklarınıza, yaşadıklarınıza ama önce şöyle bir çocukluktan başlayalım istiyorum. Nasıl tamam. Bir çocuktunuz? Nerede büyüdünüz? Hangi ara sokaklarda oyunlar oynadınız? Aslında bu yaptığım işin bulunduğu sokak, bu mahalle. Hani ben Zafer'de büyüdüm. Hı hı. Bunun 2-3 sokak ilerisindeydi evimiz. Hatta İnkılap İlkokulu'nda okudum. Hı hı. Buralara yabancı değilim. Güzel bir çocukluğum geçti, dolu dolu. Yaramaz değildim ama her şeyi en iyisini ben yapayım, takdir alayım, beğeni alayım. Çok hoşuma gidiyordu. O zamanlardan içinizde evet, işleyen... İçimde bir şeyler varmış. Öyle. Peki o zamanlar en çok neyi böyle hayal ederdiniz? Çocukluk hayalleriniz var mıydı? Yapacağınız evet. Önünüzdeki zaman evet, içerisinde vardı. Şunu dileyim, şunu yapayım. Herkesin tanıdığı birisi olayım. Herkes beni görünce ismimle hitap etsin. Ünlü olayım. Hı hı. Böyle yani. Ha, o olamadım belki ama olsun. Ama yaptığınız işlerde zaten buna evet, ulaşmış sayılırsınız. Bunları konuşacağız tabii ki. Peki gençlik döneminde tabii çocukken daha böyle tatlı, küçük böyle hı-hı. Çılgın hayaller oluyor. Gençken yaş aldıkça böyle biraz daha ilerledikçe düşünceleriniz değişti mi? Düşüncelerim değişti. Hayalleriniz, düşünceleriniz. Hayallerim değişti. İnsan hayalleri kendiyle beraber büyür ve onları büyütmesini bildikten sonra çok iyi yerlere ulaşır, buna emin olun. Ben de hayallerimi hep büyüttüm. En çok yapmayı zevk aldığım şey yatarken böyle uzun bir süre hayal etmek. Yani hı-hı. Hayal ettiğim zaman mutlu uyuyordum. Ve bu bana keyif veriyordu. Tabii ki hayallerimi de kendimle beraber büyüttüm ve onlara ulaşmak için elimden gelen gayreti gösterdim, hı hı. Ve her seferinde de ulaştım. Zaten hayal ettiğiniz bir şey ulaştığınız zaman ben buna ulaşabildim demek ki daha büyük bir şey de hayal etsem buna da ulaşabilirim. Evet, demek ki dilediğim gerçekleşti evet. Diyorsunuz. Evet. O zamanlar peki böyle yanınızdan ayırmadığınız ne bileyim bir oyuncağınız, bir eşyanız olur ya hani böyle kız çocukların, evet. Gerçi erkek çocuklarının da olur. Çok değer verdiği şeyler vardır, eşyalar vardır. Evet. Var mıydı? Vardı evet. Bir tane Fatoş bebeğim vardı. Hani siz bilir misiniz bilmiyorum. Fatoş diye bir seri bebekler hı-hı. Vardı böyle. Evet. Onun kıyafetlerini annem evde yokken, annem dikiş nakışa giderdi ayrıca eğitmen. Hı-hı. O evde yokken evde ne bulursam onları keserdim, kıyafet yapardım ve o gelmeden önce de saklardım onları. Havlulardan bornoz falan yapardım. Hep böyle bir şeyleri değiştirme hı-hı. Çabası. Olduğu gibi kabul etmedim hiçbir şeyi, oyuncaklarımı bile. Mutlaka bir evrim geçirmesi gerekiyor. Evet, evet. Hiç normal. İlk başta saçlarını keserek başlardım. Öyle. Peki, küçükken biri olmak istediniz mi? Yani küçükken dediğim artık çocukluk değil ki böyle gençken. Kim olmak istediniz? Annem olmak isterdim. Hı hı. Çünkü annem benim için çok iyi bir örnekti. Kadınlar da öyle değil mi biraz? Annelerine olan hayranlıkları. Evet. Bir de çalışan bir anne önünüzde varsa. Evet. Evet. Annem bizi mesela yemeğimiz hazırlar. Okula gideceğimiz saatte bırakır.
şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Her şey düzenli olsun. Oyuncaklarınızı toplamadan bırakmayın. Çıkmayın. O düzeni gördüğüm için evet ben de anne olacağım. Bu çok büyük bir iş. Anne olmak isterdim. Anne oldum zaten. Yeterince fazla. Peki insan ne zaman değişime uğrar sizce? Bence insan hayal kurmaya başladığı an değişime uğrar. Böyle diyorum. Ben değişime yani şu zaman uğradım diyemem. Ben ilkokul 5. sınıftan itibaren değişime uğradığımı düşünüyorum. Her şeyi çok inceleyen bir yapıya sahibim ve fazlasıyla inceliyorum, hala inceliyorum. O yüzden değişimin yaşı yok. Gördüğünüz biraz yaratılış an, değil mi? Artık yapı, evet. Değiştiremezsiniz. Değiştiremezsiniz. O evet. Zaman değişimden de korkmazsınız. Değişimden korkar mısınız diyecektim ama. Yok, kesinlikle korkmam. Bu cevaptan sonra korkmayacağınız. Evet. Lise hayatınız bittikten sonra üniversite hayatınız başladı. Yine Konya'daydınız. Evet. Tabii ki üniversite hayatı bir insan için önemli bir adım. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Bahsedelim. Üniversite hakikaten hangi insanın... Hangi bölümde okudunuz mesela? İşletme. Hı hı. İnsanın değişikliğe uğradığı, hakikaten farklı insanlarla kaynaştığı, o hayat çok değişikmiş ya, hı hı, diyebildiği tek ortam diyebilirim. Çünkü annenizin sıcak yuvasından ayrılıp üniversitede farklı bir ortama giriyorsunuz. Liseye gitmekle aynı şey değil. Değil. Değil çok mi? Farklı. Orada en eğlencelisi herhalde aşık olduğum zamandı. Aşkı ilk üniversitede mi evet, yaşadınız? Evet. Kaç kere peki? Bir kere aşık oldum ve evlendim. Öyle. Tabii bu da sizin için çok önemli bir zaman değil mi? Aslında benim için önemli bir zaman. Aşk insanın hayallerini biraz daha ertelemesine yol açabiliyor. Acaba yani önüme bir engel mi olacak? Bir taş koyar mı bu acaba? Bu korkuyu yaşadınız evet, mı? Evet yaşadım. Bu korkuyu yaşadım. Biz kadınlar evlilik yaptığımızda ya da çocuk sahibi olacağımızda hep bu korkuyu yaşarız değil mi? Evet kesinlikle. Hayatım duracak mı? Nokta mı? Evet. Hiçbir şey yapamayacağım. Evet. Evde oturacağım. Çünkü bizim için aşık olmak çok önemli. Ya hayatımızın, kalbimizin çok büyük bir yerini kapladığı için hayatımızın diğer olacak olaylarını sanki değişiverecek. İdeallerimiz engel olacak mı bu aşk, hı hı, diye çok düşün. Ben de düşünmedim değil yani, çok düşündüm. Çok da direndim ama kararlıydım. Hem evlenmek istiyordum sevdiğim adamla, hı hı, hem okulumu bitirmek istiyordum. Hem çocuk da yapmak istiyordum. Şaka gibi oldu. Evlendim. Son sınıfım yaz tatilinde işte. Sonra okula geldim, arkadaşlarım beni evli olarak gördü. Hani nişanlı olarak biliyorlardı ama o kadar kısa bir süreçti ki yani bu böyle şaka gibi. Hani bir vizeden çıkıyorsunuz, finale girerken bakıyorsunuz arkadaşınız evlenmiş, gelmiş gibiydi. Bununla da kalmadım. Hayat o kadar çabuk ayaklarımızın altından akıp gidiyor ki çocukları da çok sevdiğim için benim bir de çocuğum olmalı ama okulu bitirmeye gerek yok dedim. Ve ilk çocuğuma doğum yaptığımda finallere giriyordum. Yani final haftasında ilk sınavların birincisine girdim. Sonra doğuma gittim. Sonra tekrar ikinci hafta tekrar final sınavlarıma devam ettim. Böyle koştur koştur bir hayat oldu. Tabii okurken anne olduğunuz için daha iş hayatı yoktu önünüzde. Daha iş hayatı yoktu. Sorumluluklarım ilk önce sadece sınavlarıma çalışıp okulu bitirmekken sonra eşimle ilgilenmek artı evimle ilgilenmek. Bir de bebek oldu. Hadi hepsini hop beraber yürütebilir miyim? Yürütürüm diye. Böyle bir zoru başarma. Ben bu zor olanı yapmayı seviyorum ya. İçimde küçüklüğümden beri öyle bir şey olduğu için ya bak kadına nasıl yaptı ya, helal olsun. Bu beni mutlu ediyor. Belki saçma gelebilir ama kendim iyi, mutlu oluyorum. Yani çok mutlu oluyorum. Zor ama olanı başarmakta. Kadınlar duymak ister değil mi? Takdir edilmek. Takdir edilmek. Yani en ufak bir pasta yapmak. İşte bir çay demleyip, ay harika olmuş, içine ne koydun acaba bile denilmesi onları mutlu eder değil mi? Evet. O yüzden de olabilir evet, belki. Peki çocuk oldu, sonra? Çocuk oldu, sonra ilk oğlum 2 aylıkken, yok ev hayatı bana göre değil. Hani bebek olunca şimdi bebeğin de kendi özel ihtiyaçları var ve anneye bağlı olması gerekiyor. Yok dedim, ben evde duramam, çalışmam da gerekiyor. Sonra İstanbul'a yerleşme kararı aldık.
Ve İstanbul'da 14 sene yaşadım ve bu 14 sene sürecinde hem çalıştım hem Orada ne iş çocuklarımla yaptınız? ilgilendim. İşimin gereği muhasebe. Yani o zaman kendime ait bir iş yapmadım. Kendime ait bir iş yapma kararı 3. oğluma hamileyken. Yok dedim ben, Her bir çocuk değişim daha, doğurmada yeni bir bir karar evre, mı bir değişim. Evet. aldınız? Peki, hani başka birinin yanında çalıştım dediniz ya. Evet. Bunu sorayım konu gelmişken. Şimdi kendi iş yeriniz var. Orada başkasının yanında çalışıyorsunuz. İkisi arasında mutlaka farklılıklar vardır. Evet, şimdi çok fazla farklılık var. En önemlisini söylemek istiyorum. Başarınızı kendiniz paylaşmanız kendi işinizde 10 numara mutlu ediyor sizi. Yani başkasının yanında çalışırken eğer çok başarılıysanız ve bir idealleriniz varsa ulaşıyorsunuz ama siz burada kendinize bir yer ulaştırmıyorsunuz ki, firmaya ulaştırıyorsunuz başarıya. Zaten bu karar, ben dedim ben bu kadar her şeyi başarılı yaparken neden kendi işletmemi yönetmeyeyim? Ben kendi işletmemi yönetmeliyim Bunu diye ilk eşinize mi söylediniz? Yani bunu tamam ilk bu eşime söyledim. hem Evet, şey dedim, hiç böyle sıradan bir akşam ya dedim ben kendi işimi yapmak istiyorum. Hani erkekler biraz farklı bakar. Yaparsın, evet evet dedi. O beni daha çok kamçıladı. Niye yapmayayım ya dedim. Esnaf olacağım ben dedim. Ben esnaf olacağım. Küçük esnaf olarak işe başlayacağım. Bu işler zannettiğin kadar kolay olmayacak ve sen annesin, 2 tane çocuğun var, üçüncüye hamilesin. Şöyle böyle bayağı muhabbetler her evde olduğu gibi uzadı. Ama o içten içten de biliyor benim bir şeyler hırs yapabileceğimi. Öylelikle başladım. Yapacağım dedim. ikna olmadınız yani. Mutlaka o Yok. sizi ikna. Evet. Biraz zaten eşler birbirlerini tanır. Yani sizin ikna O benim yapımı olmayacağınızı bildiği da için biraz da o tahmin kamçıladı. etmiştir. Tamam dedi. Madem öyle bir işletme açmak istiyorsun, her şeyini kendin yapacaksan aç. Oysa hani kendi maddi imkanı vardı, destek olacak. Ama dedi ki sen iş yerinin kıymetini bilmek istiyorsan kendin yapmalısın bunu. Öylelikle başladık. Peki bir şekerci dükkanım olsun, renkli renkli şekerlerim olsun. Yani bu nasıl Bu nasıl oluştu? şekillendi Şimdi kafanızda? şöyle, insan, ben küçüklüğümden beri de süslemeye çok meraklıyım. Hani anlattım ya sohbetimizin başında bebeklerimin kıyafetlerini değiştirirdim diye. Bir şeyleri sunarken daha süslü görsel olmasını seviyorum. Anne olunca zaten çocuğunuz için böyle uğraşlar veriyorsunuz. Hadi doğum gününde şunu yapayım, pastası olsun, şöyle olsun, bir hediye vereyim gibi. İstanbul'da yaşadığım için ve bu sektörü orada çok canlı takip edebilme imkanım olduğu için Konya'yı araştırdım. Konya'ya taşınma kararı alınca eşim, Konya'da inşaat işi yapma kararı alınca dedim ki ben Konya'da esnaf olacağım ama ben bir çamaşır dükkanı açsam yığınla var. Ben ne yapabilirim? Ben Konya'da olmayan bir şey yapayım da hem tutsun, hem iş kazanayım, hem de istediğim amaca ulaşayım, yükseleyim dedim ve İstanbul'dayken bunun araştırmasını yaptım ve İstanbul'daki arkadaşlarım şey diyordu, Anadolu'da yok böyle bir şey olmaz, bak çok Gitmez. pişman olursun, hiç böyle bir şey yapma, bir kafe işlet, bir yeri devral işlet, bu riske girme. Çünkü sizinki bir olmuş bir şeyi devralmak değil, sıfırdan bir şey Sıfırdan bir yaratmak. şey yapmak, evet. Evet. Ve çok komik, hiçbir şey yok, hani bir sermayeniz olur, hadi ben bu işi yapacağım, bu parayla bu işi açacağım, olursa olur, olmazsa olmaz dersiniz. Öyle bir geçmişim de olmadı. Yani bir kadın istedikten sonra, hayal ettikten sonra, kafasına koyduktan sonra her şeyi yapabilir. Emin olun, ben bunu çok büyük hayal ettim. En büyük destekçim Rabbim. Sırtımı yaslıyorum Rabbime. Allah'ım diyorum, ben bir yola çıkıyorum. Bunda benim tek yardımcım sensin. Beni utandırma çıktığım yolda. Rabbim hiç utandırmadı beni. Ne güzel. Öyle başladık. Sıfırdan başladım. Hiçbir şey yoktu ve eşim beni kamçıladı bu konuda. Dedi ki tamam, para da yok. Nasıl yapacaksın? İlk önce bunu araştırdım. Parasız bir iş yeri nasıl açılabilir?
İşte düşündüm. Bu noktada şimdi izleyenlerimiz de dinliyordur mutlaka. Sizi dikkatle dinleyenler. Burada evlerinde oturup da yani ben de bir şey yapmak istiyorum ama parasız nasıl yapacağım diyenlerin çok iyi dinlemesi gerekiyor. Evet, bu noktada çok iyi dinlemeleri gerekiyor. Şimdi çalışıyordum ama bir birikim yapamıyorsunuz çalışınca, bir maaşla çalışınca anca ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz ama bir iş yeri açmak için daha büyük paralar lazım size. İlk önce eşimin bana yardımcı olacağını düşünmüştüm. Nasıl olsa bana yardımcı olur, bir sermaye sağlar, açar. İyi ki de yapmamış. Öyle olsa sıkılacaktım eminim. Araştırdım ne yapabilirim. KOSGEB'den haberim oldu. KOSGEB'in hibe kredisi verdiğini, yeni iş yeri açan bayan girişimcilere daha çok destek verdiğini öğrendim. Araştırdım daha İstanbul'dayken. Biz dedi ön başvuru yapıyoruz. Sonra Konya şubesini öğrendim. Aradım. Biz dedi ön başvuruyla alıyoruz ama Konya'da olmanız gerekiyor. Dedim hanımefendi ben İstanbul'dayım. Şu an çalışıyorum. Konya'ya geleceğim. Kadın telefonda güldü bana. Hanımefendi dedi bir hayalden mi bahsediyorsunuz? Evet dedim ben bir hayalden bahsediyorum ama yapacağım. Görüşme ne zaman? 2 hafta sonra tamam dedim. Siz benim ismimi kayıt edin. Geleceğim. Geldim. Görüşmemi yaptım. Tekrar İstanbul'a döndüm. İşlerimi halletmek için. O bir ay içerisinde zaten Konya taşınma işlemlerim, işlerim tamam oldu. KOSGEB'e Bismillah dedim, başladım. Benim amacım oradaki parayı alıvereyim de hemen şu iş yerimi bir açayım. Bu kadar hızlı olacağını düşünüyorsunuz. Bu arada da hamileyim. Yani böyle 7 aylık falan hamileyim. Düşünün yani tam böyle doğurma aşamasında. hiçbir rahat hamileliğim bile rahat geçmedi. Yani yatarak hiçbir şey yaşamadım hayatımda. KOSGEB'in eğitimlerini tamamladım. Sonra işte belgemi aldım. Zorlu bir eğitimden geçiliyor. Biraz zorlu, değil mi? Evet. Yani hakikaten orada işi gerçekten kimin yapacağını öğreniyorlar. Onlar öğreniyorlar. Evet, siz de hakikaten tabii. Bu işi yapabilir miyim? Bu işin maliyetinden iş yeri nasıl idare edilir? Tabii ben işletme mezunu olunca bana çok zor gelmedi. Evet. Ama zor gelen çok arkadaşım oldu. Size hayali bir işletme kurdurtuyorlar, araştırtıyorlar, 5 yıllık bütçe çıkartıyorlar, birim maliyet hesapla diyorlar nasıl satacağını, siz hayali bir ürünü yapacağınız işle alakalı önünüze koyuyorsunuz falan. İnanın gözümden uyku akıyor, geceleri proje hazırlamakla uğraşıyordum. Hem de hamileyim ve doktorum şey dedi, sakın bana bu işle uğraşıyorum diye sancım tuttu, doğuma gireceğim diye gelme dedi. Ya bu işi bırak ya bu işi bırak. Gece 3'lere 4'lere kadar projeyle ama uğraştım. Ama siz ikisini de bırakmadınız. Evet, yani ben bu işi yapacağım dedim. Zorlu bir süreç ama istedikten sonra yapamayacak hiçbir şey yok. Yani kadınların en zor olanı başardığına eminim ben. Yani erkekler kadar kolay değiller. İnanıyorum. Yani bunu hayal ettim, düşündüm, planladım. Evet. Mücadele ettim ve şu anda istediğim noktadayım. İstediğim noktadayım evet şu an hakikaten. Çocuklarınızın olması, anne olmanızda bunları bu değişime ne kattı? Mutlaka bakış açınızı değiştirmiştir anne olmak. Siz de bir anne olduğunuz için bunu çok iyi anlarsınız. Evet kesinlikle değiştirdi. Daha vicdanlı, daha inisiyatifli davranıyorsunuz. Daha böyle annelik yönünüz işinize yansıyor ve yaptığınız işe annelik yönünüz yansıdığı zaman gelen müşterilerime ben şey diyorum mesela 50 tane bebek şekerimi yaptıracak. Kaç kişi gelecek? 25-30. Ablacığım yazık ya o kadar yapmayalım bak gel 30 saniye yapalım. Halbuki burada siz kazanacaksınız. Ben kazanacağım halbuki. Çocuklarına başka bir şey yap. Yazık onun yani. Yerine. Evet onun yerine başka bir şey yap. Gerek yok bu kadarına. İlk önce şey her gelen siz Konyalı değilsiniz ya kesinlikle Konyalı değilsiniz. Niye böyle davranıyorsunuz? Ben her seferinde dedim ki ben Konyalıyım ve ben anneyim. Anne olduğum için böyle davranıyorum. Öyle öyle müşterilerin güvenini kazanmak daha da çok önemli. Oluyor, değil mi? Kendim karşımdan ne görmek istediysem işletmemde onu yap. Bir satıcı gibi davranmadım kimseye ve hala davranmam. Herkes aynısını söyler zaten. Her gelene de aynı davranırım. Hiç yani statüsü, mevkisi, cebindeki parası o beni hiç ilgilendirmez. Fabrikatöre de bebek şekeri veya nikah şekeri yaptım. Milletvekiline de pasta yaptım. Kağıt toplayanlar var ya, hamile bebek şekeri yaptım. Oh, harika. Ve
Kız buraya girdi ve şey, abla ben bebeğim olacak. Kağıt topluyor. Buradan her gün geçiyorum. Hı-hı. Yakın arkadaşlarıma bir şey dağıtmak istiyorum ama girebilir miyim? Üstüm biraz kirli. Lütfen dedim. Gel. O da sonuçta bir kadın çalışan. Kadın çalışan. Ve, evet. Ve ben onları çok fazla takdir ediyorum. Hiç utanmadan. Hı-hı. Alnını gere gere. Yapıyor işini. Sonuçta o da çocuklarına ekmek götürüyor. Hı-hı. Ve şey dedi. Çok ilginç dedi. Ben buraya girerken kapıdan kovalanacağımı düşünmüştüm ama hı-hı, nasıl bir insansın ki bana kendimi değerli olduğumu hissettirdin dedi. Ve ben ona da bebek şekeri yaptım. Benim gözümde ona yaptığım bebek şekeriyle üst mevkiden yaptığım birine yaptığım bebek şekerinin arasında hiçbir fark hiçbir yok. Hiçbir farkı yok. Bu işe başlarken onu da çok kısa söylemek istiyorum. Sosyal medya çok önemli. Evet. İnsanları kendinizi duyurabilmek çok önemli. Facebook sayfamı 100 kişi belki de 150 kişi bir arkadaş kitlem vardı. Onlar da İstanbul'daki arkadaşlarım. Çevrem orada oluştuğu için her gelen müşterim Gülsüm Hanım ya biz internetten de görüşelim. Olur görüşelim. Adresiniz var mı? Var. Hadi sana da vereyim. Hadi sana da vereyim. 2700 küsür şu an arkadaşım var. Aktif. Çok aktifler. Akşam eve gittiğim zaman artık eşim telefonu böyle saklama gereği duyuyor. Çünkü hep mesaj. Gülsüm Hanım hatırladınız mı beni? Bebeğim büyümüş mü? Nasıl olmuş? Bakın kocaman oldu. Bebeğinin resmini gösteren. Hepsini hatırlamasanız bile. Evet hatırladım evet, falan. İnanın hatırlayamıyorum. O kadar sayı çok ilerledi ama hı-hı, herkese cevap veriyorum. Çünkü hala onların kendilerini özel hissetmelerini istiyor. Onlar için kafalarında belki bir ben varım ama benim kafamda 2700 küsür insan oluştu. Hepsini bir anda bir yere sığdıramıyorsunuz ama kırmamak adına evet hatırladım. Çok tatlı olmuş. Hakikaten onların kendi çocuklarını veya eşleriyle olan mutlu pozlarını nikah şekeri yaptığım müşterilerimden balayına gidip bana resim gönderen. Hı hı. Sonra hamile olunca Gülsüm Hanım ben hamileyim gene sizin yanınıza geleceğim diye paylaşan. Yani çocuğum oldu. Bir şekerci dükkanından şeker aldım. Misafirlerime dağıttım. Tamam bu kadar da denilmemiş. Sizinle görüşülmeye evet, devam evet, edilmiş. Evet. Ya burada bir iksir var ya bir sır var burada. Ben işime sevgimi de kattım. Sevgimi karşıdaki insanlarla da paylaştım. Belki o yüzden. Yani siz eğer karşınızdakine kendini özel hissettirmesini bilirseniz o sizi hiçbir zaman arkanızdan vurmaz. Bu müşteriniz olsun, aileniz olsun, eşiniz olsun hiç fark etmez. Önemli olan pozitif enerjiyi yayabilmek mekanda. Peki şimdi burada gerçek bebek şekeri dedik, nikah şekeri dedik. Başka neler yapıyorsunuz? Yani bu dükkana gelme sebepleri başka ne olabilir? Butik pasta ve kurabiye. Hı hı. Şeker hamuru modellemeli. Pasta ve kurabiyeler çok yaygın. Özellikle 3 boyutlu modellemeler çok hı hı, isteniyor. Çünkü bu olmayan bir şey. Bunun için bir heykeltıraşlık eğitimi ve el becerisi, 3 boyutlu el becerisi olabilmesi gerekiyor. Özel günlerinde kendini özel hissetmek isteyen veya eşine, sevgilisine, hı hı, çocuğuna bir güzellik yapıp farklılık yapmak isteyenler beni buluyor emin olun. Ve bu işe başlamadan önce diyordum ki Konya'da ben herhalde sadece bayanlara hitap ederim. Pastaları tutup da bir erkek yaptırmaz. O kadar nazik Konyalı erkeklerle tanıştım ki. İnanamıyorum. Eşlerine pasta öyle pastalar yaptırıyorlar ki. Yani görseniz dışarıdan hani bu adam gelip de bu pastayı nasıl yaptırıyor dersiniz. Ve ben o pastaları hikayeleriyle birlikte sayfamda paylaşıyorum. Peki enerjiniz çocuklarınıza ve eşinize yetiyor mu? Bunu hiç sorguladınız mı? Sorguladım. Azalıyor. Peki bundan memnun musunuz? Yani çocuklar ne noktada, eşiniz memnun mu? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şöyle hissediyorum. Bazı günler günün yoğunluğu çok fazla olduğu zaman belli etmemeye çalışsanız da o sizin vücut dilinizden anlaşılıyor yorgunluğunuz. Hı hı. Hani gülüşünüzde bile bir sahtelik oluyor böyle. Anlıyorlar. Onlar ilginin çoğunun kendilerinde olmasını istiyorlar. Şimdi 4 tane çocuk, bir eş, bir iş olunca
böyle biraz hatlar, trafik karışıyor. Gerçekten 4 çocuk. Kendimden hepsi erkek çok feragat çocuğu, ediyorum. Evet. Yani bir de eşiniz 5 adamla bir iş yeriyle uğraşıp onlara da yetişebilmek. Bence asıl başarı bu. Evet. Yani hem anne olup hem çalışabilmek. Yıpranmıyor muyum? Evet, yıpranıyorum. Ama yıpranmadan memnun oluyorsunuz. Memnunum işte, yani evet. Başınızı yastığa koyduğunuzda. Evet. Rahat uyuyabiliyor musunuz? Yani bir, evet kesinlikle uyuyorum. Bir pasif olarak anılmak var. Yani evde oturuyor işte, çocuklarına bakıyor. Bir de o Gülsüm Hanım hakikaten ya, hem 4 çocuğuyla ilgileniyor, hem işiyle ilgileniyor, hem eşiyle ilgileniyor. Belki her şey tam 4-4'lük olmuyor ama 4-3'lük oluyor kesin. Buna eminim yani. Yani daha vasat olan bir kısım olmuyor. Kendinizden feragat ediyorsunuz. Kendinizde biraz, mesela 5 saat uykuyla insan yaşayabilir. İlk önce ölmez yani. Ölmüyorsun, hiçbir şey olmuyor. Peki bu koşturmaca... Zaten inançlarınız gereği eğer sabah namazına kalkma ihtiyacı duyuyorsanız o süreç size yetiyor yani. Uyku saatiniz yeterince azalıyor. İnanç noktasına gelelim madem. Maneviyat hayatınızın neresinde? Maneviyat hayatımın en doruk noktasında. Maneviyatsız bir yaşam düşünemiyorum. Yani içi boş bir kutu gibi düşünürüm ben maneviyatı olmayan bir insanın. Tefekkür ettiğiniz anlar ne zaman? Yani sabah, mesela bu koşturmaca dediğinizde 3 saatle, evet, 1 saatle uyuyup yaşanabiliyor. Bir durup da ya ben nereye gidiyorum, ne yapıyorum dediğiniz anlar olup da düşündüğünüz. Bu sabahın seher vaktinde. Yani işimin kapalı olduğu, çocuklarımın ve eşimin uyuduğu, sadece benim uyanık kaldım, kendimle yalnız kaldım. O sabah namazıyla seher vakti, bu aydınlanma vakti var ya, o vakit bana çok iyi geliyor. O vakiti kaçırdığım zamanlar bir şeylerin ters gideceğini düşünüyorum. Hakikaten bir şeyler ters gidiyor. Önce ben mutlu muyum, değil miyim? Evet. O önemli. Bir şey söyleyeyim. Eğer insan mesela sabah kalkınca aynanın karşısına geçip Allah'ım beni ne güzel yaratmışsın ya Rabbim. Elimi gözümü sağ sağlam, elim ayağım tutuyor, her şeyimi kendim yapabiliyorum, çok şükür diyebiliyorsanız, kendinizi bir de eleştirebiliyorsanız. Onu soracağım. Tam da o noktadayız. Hangi konuda kendinizi eleştirirsiniz en çok? Çok konuşurum ben. Çok konuştuğum için bazen sustuğum anda kendim bile dinleniyorum. Hani kulaklarımda bir boşluk oluşuyor. Çok konuşmamı eleştiririm ama bildiğim şeyde konuşuyorum. Ama sizin işiniz birazcık konuşmak değil mi? İletişime İkna geçmek. Etmek. İkna, evet, etmek, iletişimle alakalı. Memnun etmek, öneriler sunmak, bu mu şu mu, evet, alternatifleri göstermek. Bu, evet, da konuşmanızı gerektiren, evet, bir şey. Kendimi çok eleştiririm. Yetersiz bir anne miyim diye düşünürüm. Yok, evdeki anneler bunu yaptıysa ben daha iyisini yapmalıyım. Bir iş kadını bunu yaptıysa o ben daha iyisini yap. Her zaman, hiçbir zaman geldiğim noktada evet ben bir yere ulaştım demem. Benden daha üstlere bakarım. Daha fazla ne yapılabilmişe bakarım. Zaten o zaman ilerlersiniz. Eğer aman Ayşe'nin de 2 çocuğu var, evde oturuyor, ben de evde oturayım, ne olacak, kocam getiriyor bir para derseniz ilerleyemezsiniz. Bir de insanın kendi kazandığı, kendi eline aldığı şey daha çok kıymetli. Bir şey üretiyorsunuz ve bunu sunuyorsunuz. Bunun karşılığında bir para alıyorsunuz ve o para sizin paranız. Sizin yaptığınız işin parası. Keyifli. Evet. Özgüveniniz kat kat artıyor. En azından duruşunuz daha bir dik oluyor. Hani evet ben her şeyi yapabilirim. Neden? Ben kendi paramı kazanıyorum arkadaş. Ben muhtaç değilim. De olay bitiyor. Evet. Peki çok zor o bir dönemdesiniz. Bir işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Neye sarıldığınızda her şey daha kolay oluyor. Yani bir şey düşündüğünüzde mi? Rabbime sarılırım hemen. Çok içim daraldığı zaman hemen bir abdest alıp bir seccade sererim. 2 rekat bir namaz kılarım. İçimi rahatlatırım. Ya sonra her şeyin böyle daha pozitif gittiğine inanıyorum. Kesinlikle tek sarıldığım şey Rabbim. Çünkü size karşılıksız sevgisini verebilen tek yaratıcı, tek dayanağım. Zaten maneviyatınız güçlü olduğu zaman siz her şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz. Zorluklar daha kolay geliyor, değil mi? Evet.
Maneviyatınızı. Ki bizim hayatımızda ne var ki? Yani çalışmak çok zor bir şey değil aslında. Sadece bu kadınların biraz ürkekliği. Yapabilir miyim acaba? Hani bu kadın işi mi acaba? Yok hadi yapamazsam. Bu korkular çok yani bana komik geliyor. Eleştiriler, övgüler, tepkiler mutlaka oluyordur. Evet, bunlar oluyor. Sizi nasıl yönlendiriyor? Beni hiç etkilemez biliyor musunuz? Yani ben gene bildiğimi yaparım. Ben yaptım oldu bu kadar yani. Ben bunu istedim, yaptım. Ben bunu böyle beğendim. İsteyen eleştirsin. İsteyen övgü versin. Hani çok övülünce bu beni ay evet ben bu işi çok güzel yapıyorum demem kesinlikle. Eleştirilince de motivasyonum düşmez. Ama eleştirilere önem gösteririm. Ha demek ki ben burada bir şey kaçırmışım herhalde. Biraz daha dikkat edeyim. Ha enerjimi düşürmez ama dikkate alırım. Evet. Yani hiçbir şeyde kulak ardı etmezsiniz. Mutlaka yok etmem. Söylenilen. Zaten bir iş yapıyorsanız eleştiriler arttığı sürece demek ki siz doğru yoldasınız. Demek ki konuşuluyorsunuz. İyi ya da kötü fark etmez. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü. Konuşuluyorsa ya. Konuşuluyor takip olmak. Takip ediliyor demek evet, değil demek mi? Evet demek ki takip ediliyor. Sosyal medyayı kullandığınızdan bahsettiniz. Peki televizyon mu, radyo mu? Televizyon. Hangisiyle aranız iyi? Ne izlersiniz? Yani bir kadın ne izler? Bir kadın yemek programı kesin izler. Yemek programları, dekorasyon programları ve yabancı televizyonlarda pasta programları çok izlerim. Tabii biraz da işinizden evet, de kaynaklanıyor evet. Değil mi? Komedi de çok severim, evet. Sinema, tiyatro, müzik hangi yerde tiyatro hayatımda çok olması istediğim bir yerde ama hiç gidemediğim bir yerde. Evet bugün gitmeliyim ya her gün evimden iş yerine gelirken Zafer'de Devlet Tiyatrosu'nun önünden geçerken evet ya bir bilet alıp hafta sonu evet, çocuklarla gitmeliyim. Bu hafta gitmeliyim. Düşünüyoruz Devlet Tiyatrosu'nun müdürü de komşum. Aynı apartmanda oturuyoruz o haldeyken onu gördükçe böyle gitmeliyim pozisyonda oluyorum ama. Anlık bir evet. Yükselme oluyor değil mi? Evet. Tiyatro evet o pozisyonda hayatımda. Sinema gidemiyorum. Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. Evde film izliyoruz cumartesi akşamları. Her hafta iki film, üç film. Çocuklarla ayaklarımızı uzatarak daha rahat bir sosyal alan oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten öyle. Onların tercih ettiği filmleri daha çok onlar, izlemeye evet, başladık değil mi? Üç boyutlu animasyonların hemen hemen hepsini seyrettim. Evet aynen bu öyle benim oluyor. İşimle de alakalı. Şimdi benden üç boyutlu çizgi film karakterleri, film karakterleri yani pastaya istiyorlar. Yani sinema filmi de izlerken işinizi mi düşünüyorsunuz o düşünüyorum. Anda? Düşünüyorum. Yukarı Bak diye bir film var. Biliyor evet, musunuz? Biliyorum. Oradaki karakterleri bir gün birisi istese de pastaya böyle yansıtsam diyordum. İki hafta önce çok tatlı bir bayan pastasına istedi ve yaptım. Çok da güzel oldu. İnternet sayfamdan bir bak. Zaten o hikaye beni böyle, ben onu ağlayarak izledim. Evet ben de öyle. Böyle çok hüngür hüngür eşim şu pozisyonu, niye ağlıyorsun sen ya? Ne var ki? Ama çok şey var o filmde. Filmleri izlerken bile onları düşündüm. Evet. Hala da düşünüyorum yani buradan ne birisi benden bu filmin karakterini ister mi diye düşünüyorum. Peki şöyle toparlayalım. İş hayatında kadın olmak nasıldır? İş hayatında kadın olmak zoru başarmaktır. Ama bunu bir de Türkiye'de kadın olmak diye sor bana mesela. Evet. Konya'da kadın olmak diye. Bunlar çok Konya'da kadın iş kadını olmak çok zor. Eleştirilerin tavan yaptığı bir şehrimiz var. Ve esnaflık, yani Konya'da kadın ne olur? Muhasebeci olur, doktor olur, işte kuaför olur. Kuaför olur. Onlar olur. Başka hani bir şey, esnaf olur mu kadından ya? Esnaf olmaz. Gelen erkek müşterilerim ilk, burada mı çalışıyorsun hanım kızım diye girer bana. Senin yok, olabileceğini evet, yok, düşünemez. Evet. Yok burada çalışmıyorum dememi bekliyor. Yani ben evet burada çalışıyorum, burayı işletmiyorum gibi düşünüyorlar. Ama duyunca da iyi hadi bakalım. Hani herhalde devamlılığını beklemiyorlar. Ben de inşallah arzu ettiğim, hayal ettiğim şeye ulaşırım. Evde oturan o hanımların. Ya işte ben de çıkayım, hayatta ne var, ben de yaşama katılayım denmesini çok istiyorum ekranları başındaki kesinlikle izleyicilerin.
Bir sizden kısa mesaj alalım onlar için. Ne demek istersiniz? Bir kadın sadece anne olmaz. Kadın hayatta o kadar başarılı yerlere gelir ki bunu yapabilmek de hayal etmesiyle alakalı. Hayal ettiği sürece hiç evde oturmasınlar. Hemen alsınlar paltolarını, çıksınlar. İlk önce ufaktan ufağa bir iş yapmanın peşine koştursunlar. Kendileri de çok mutlu olacak. Hayallerinin peşinden koşsunlar diyorum. Sadece evde çocuk bakmayalım biz ya. Evet. İnşallah. O zaman mucize de kapılarını inananları açarmış diye bir söz var ya. Evet. Gerçekten mucize kapılarını açıyor inananlara. Açıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de. Hem sizi tanıdığım için hem bu güzel, şirin, tatlı, rengarenk ortamda bulunduğum için. Güzel bir hanımefendiyi, başarılı bir hanımefendiyi konuk ettik. Sizler de sohbetimize ortak oldunuz. Ben çok mutlu oldum ve şunu söylemek istiyorum. Hareket etmezsek zincirlerimizi asla fark edemeyiz. Ve en güzel makyaj gülümsemektir. Hayata gülümsemeyi, insanlara gülümsemeyi ve hayallerinize gülümsemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.